Dolayısıyla oldukça çetrefilli ve çok değişik boyutları olan bir konu. Ama temel bir iddiamız var ve bu iddianın peşinden gitmek istiyoruz. Çağımızda bazı düşünce sorunları var. Aslında çağımızda düşünmeme sorunu var ve daha az düşünme sorunu var. Sinema genel olarak bu düşünme ve az düşünme sorununa nasıl yanıt verebilir? Bu soru üzerinde biraz düşünmek zorundayız. Peki derdimiz ne? Yani derdimizin kaynağı ne? Heidegger bize şunu söyler. Çağımızda az düşünmekteyiz, hatta hiç düşünmemekteyiz. Heidegger'in katındaki düşünme kavramı özeldir. Ve bu bağlamda Platon'un kitaplarında anlattığı doksadan, yani kanıdan farklıdır. Kanaattan farklıdır. Herkesin düşünme yetisi vardır. Kanaatten ifade etme yetisi vardır. Dolayısıyla doğan her varlık, her insan, Kant'ın da belirttiği gibi anlama, hayal kurma, acı ve haz duyma yetilerine sahiptir. Bunlardan birisi de aynı zamanda kanaatten ifade etme. Dolayısıyla herhangi bir şekilde sokaktaki insana bir soru sorarsan, şu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Temel sağduyusunu kullanarak bu konudaki düşünceden açıklayabilir. Fakat bizim bahsettiğimiz şey kanı, yani doksa düzeyindeki düşünme değildir. Peki, sıradan insanlar bu şekilde yanıt verirken acaba televizyonlarda, medyada gördüğümüz ve kendilerini akademik cami içerisinde olduğunu gösteren insanlar bu konuda bize neler söylemekte? Bourdieu'nun bir kavramı vardır biliyorsunuz. Fast food düşünürleri, fast food thinker. Bu kavram son derece önemli çünkü televizyonda gördüğümüz düşüncelerini açıklayan insanlar genellikle hazır, paket, standart nitelikli düşünceleri bize iletmekte. Bunlar son derece mekanik, son derece standart edilmiş, çerçevelenmiş düşünceler. Dolayısıyla biraz ezber düşünceler ve Heidegger'in terminolojisinden gittiğimizde hesaplayıcı düşünce. Hesaplayıcı düşünce, çerçevelenmiş, standartize edilmiş, kalıpları belli, öngörülebilir, bizi hiçbir şekilde afallatmayan düşünce. Peki bizim değerimiz ne? Düşünceden kastettiğimiz şey. Heidegger'in yine yaptığı ikinci sınıflamaya geliyoruz. Tefekkür edici düşünce. Tefekkür edici düşünce, öngörülemez, çerçevenin dışında, bir patikada yol alan ama aynı zamanda harekete, hıza, bazen dur diyen. Dur diyen ve duran düşünce. Kastettiğimiz şey şu. Günümüzde olağanüstü hız içerisinde yaşamaktayız. Arabalar, uçaklar ve bu da yetmiyormuş gibi aynı zamanda cep telefonları günümüzde hayatımızın her alanını işgal etmiş durumda. Bu hızın, hareketin peşinden koşarken bir şekilde kapına kısılmış bir durum içerisinde, çerçevelenmiş bir durum içerisine giriyoruz. Dolayısıyla bizim oturup düşünmeye vaktimiz yok. Zamana dur demeye vaktimiz yok. Ve bunun üzerinde de düşünüyoruz. Dolayısıyla tefekkür edici düşünme, Herman Melville'in romanındaki artık Bartleby romanında dediği gibi bazen yapmamayı tercih ediyorum diye düşünecek. Yapmamayı tercih ediyorum diye düşüncedir. Bu bizim için önemli. Peki bunun için yani bunu söylediklerimizi somutlaştıracak örnek ne olabilir? Bir sinema filmine bakalım. Sinema filmi. Kimin bu? İranlı ünlü yönetmen Cafer Panahi'nin filmi. Cafer Panahi şu anda film yapımı yasaklanmış kişi. Sansür nedeniyle İran'da film yapımı yasaklanmış kişi. Ama ilginç taktiklerle film yapan birisi. Ne yapıyor? Örneğin taksisine gizli kamera kuruyor, taksi şoförü oluyor. Ben film yapmıyorum diyor. Ya da bir film yapıyor, bu bir film değildir diyor filmin ismi. Bu bir film değildir ve bunu da flash disk yapıyor, Cannes Film Festivali'ne gönderiyor, ödül alıyor. Dolayısıyla çok becerikli bir yönetmen ısrarla şunu söylüyor. Ben ülkemden kaçmam, buranın imkanları çerçevesinde bir şekilde bir şeyler yaparım diyor. Yani öyle diyor. Şimdi Cafer Panahi'nin Ayna diye bir film vardır. Ayna filmini belki izleyen vardır. Mirror.
Aynı filminde Cafer Panahi bize aslında tefekkür edici düşünce ile hani, hesaplayıcı düşünce arasındaki o karşıtlığı, zıtlığı iyi vurgular. Peki filmin konusu ne? Bir kız çocuğu. Son derece basit bir öykü. Bir kız çocuğu okuldan çıkmış annesini beklemekte. Annesi her gün okuldan onu alıyor ama o gün almıyor. Dolayısıyla bekliyor, annesi gelmiyor. Peki ne yapacak? Annesini arama derdine düşüyor. Film bunun üzerine kurulmuş. Ve bu filmi izlediğimizde film bize üç tip ayna sağlıyor. Üç tip ayna. Birinci tip ayna ne? Birinci tip ayna şu. Filmi izlediğimizde öncelikle film dünyası ile gerçek dünyası arasındaki farkı anlıyoruz. Ne demek bu? Filmin yarısına geldiğimizde kız oyuncu oyunu bırakıyor, oynamayı bırakıyor. Kamera çekerken ben oynamayı bırakıyorum diyor. Dolayısıyla kolundaki alçıları çıkarıyor, başındaki başörtüyü çıkarıyor. Ben çocuğum diyor, oynamayı bıraktım diyor. Cafer Panahi ve ekibi kızı ikna etmeye çalışıyorlar. Ama ikna edemiyorlar. Hiçbir şekilde ikna edemiyorlar. Ve bunun üzerine Cafer Panahi kız çocuğunun peşine düşüyor. Yaka mikrofonu var. Yaka mikrofonun peşinden sesleri takip ediyor. Görüntüler, ham görüntüler ve onları takip ediyor. Ve böylece bir şey anlıyoruz. Bu da şudur. Film dünyası nedir? Film dışı dünya nedir? Ama ilginç bir şey var. O da şu. Film dünyası, film dışı dünyaya olağanüstü ayna tutuyor. Aslında film dünyası içerisinde kızın konuştuğu yetişkinler ile onların konuşma kalıpları ile filmin içerisindeki konuşma kalıpları birbirine aynı. Hiç değişmiyor. Film dünyasının içerisinde kız çocuğu ben annemi kaybettim. Şimdi ben annemi arıyorum. Evimi arıyorum. Bana yardımcı olabilir misiniz? İçimde sorular soruyor. Karşıdaki yetişkinler adresiniz nedir? Sen kayboldun galiba. İçimde yanıtlar veriyor. Kız çocuğu ısrarla ben kaybolmadım diyor. Annemi arıyorum diyor. Ve burada ilginç bir başka aynayla karşılaşıyoruz. O da şu. Yetişkinlerin konuşmaları son derece çerçevelenmiş durumda. Kız çocuğu ise son derece yaratıcı konuşuyor. Yetişkinlerin dünyasındaki konuşmalar şöyle. Adresin neresi? Kayboldun. Ve sürekli kesin ve yanıtlar bekleyen sorular bunlar. Kız çocuğu ise böyle bir dünya içerisinde değil. O evimizin yanında heykel vardı, bahçe vardı, şu şekilde yerler vardı. Adresi bilmiyorum ama bütün ayrıntıları veriyor. Olağanüstü yaratıcı ayrıntılar bunlar. Fakat yetişkinler bu ayrıntıların peşinde değil. Kafalarında ezberlenmiş bir dünya var. Ve böylece ilginç bir aileyle karşılaşıyoruz. Yetişkinler, yani bizim gelecekte alacağımız biçim olan, edimsel hale gelmiş olan insan tipolojisiyle tohum halde olan, virtüel halde olan, potansiyel halde olan çocukların dünyası arasında karşılaşma. Yetişkinler çocukların aynası. Çocuklar yetişkinlerin aynası. Ve bütün bunları bize film sunuyor. Peki biz bu filmi izlediğimizde neler soruyoruz? Şu soruları soruyoruz. İletişim kuruyor muyuz? Gerçekten iletişim kuruyor muyuz? Gerçekten deneyim içerisinde miyiz? Gerçekten var mıyız? Biz konuşurken gerçekten biz düşünerek mi konuşuyoruz yoksa bize aktarılan kalıplarla mı konuşuyoruz? Film bize bunu düşünmeyi sağlıyor, bunu düşünmesini sağlıyor. Ve bunu da kavramsal düzeyde yapmıyor. Burası önemli. Filozofi, felsefe ya da bilim kavramlarla konuşur. Kavramlar duygulardan farklıdır. Bildiğimiz gibi sanat ya da sinema ise duyumsal düzeyde, duygusal düzeyde konuşur. Genellikle yapılan zıtlık batı felsefe geleneğinde ve bu bilim geleneğine de hakimdir. Duygularla kavramlar birbirinden farklıdır. Ontolojik olarak farklıdır, epistemolojik olarak farklıdır. Hiçbir şekilde iletişime sokulamaz. Ama biz David Hume'u okuduğumuzda şunu görüyoruz. David Hume bize ne diyor? Duygular daha önemlidir. Hatta insanlar duyguların kölesidir der. David Hume'un meşhur lafı. Duyguların kölesi olan varlıklarız. Kant ne der? Biz aklın önemli. Bizim için akıl önemlidir. Kant aklı ön plana getirirken David Hume duyguları ön plana getirir. Peki Deleuze neyi öne getirir?
Deleuze, Gilles Deleuze, 80'lerden sonra sinema felsefesine yön vermiş olan kişidir. Deleuze der ki, felsefe kavramlarla konuşur, evet, sinema duygularla konuşur, fakat bunlar birbirine karşıt değildir. Tam tersine insanın kaosu olan, kaoslu olan kapışmasında ikisi el birliği içerisindedir, iş birliği içerisindedir. İnsanın varoluşuna yanıt, insanın kaoslu olan kapışması, çarpışmasında sinema ve felsefe iş birliği içerisindedir der Döbüz. Şimdi bu meseleyi biraz daha özelden, yani felsefenin derdini ve sinemanın derdini biraz daha özelden, biraz daha yakın plana alarak, evet, kameranın yakın planı alarak başka neler söyleyebiliriz meselesine bakalım. Umut ilkesi, nihilizm ve şüpheciliğe sinemanın verdiği yanıt. Alain Badiou sinema kitabında bize bazı örnekler verir, bazı karşıtlıklar. Önce Platon'un Gorgias diyaloglarından başlayalım. Platon'un Gorgias diyaloglarında Kalikles'le Sokrates düşünce mücadelesine sokulur. Bir diyaloğa sokulur. Kalikles şunu söyler. Tiran olan kişi haklıdır. Yani senin gücün varsa yaptığın şey haklıdır. Ama Sokrates şunu söyler. Sokrates der ki hayır, iyi olan şey adildir. Dolayısıyla haklı olan eylem adildir. Birisi der ki, yani buradaki karşılaşmayı anlamamız gerekiyor. Güçlü olan haklıdır, öbürü de diyor ki hayır, adil olan, iyi olan haklıdır. İkisi birbiriyle tamamen karşıtlık ilişkisi içerisindedir. İki düşünce arasında hiçbir ortak ölçü yoktur. Ve diyaloğun sonunda hatırladığımız gibi Sokrates diyaloğu kazanır. Fakat bu diyalogta kazanır. Acaba gerçek yaşamda böyle midir? Bu da tartışmalı. Peki felsefe neyle uğraşıyor? İşte felsefe bu ikisi arasındaki ortak ölçü olmayan şeyle uğraşıyor. Cümlemi şöyle söyleyeyim. Yani birbiriyle ilişkisiz olan unsurlar arasındaki ilişkiyi bulmak felsefenin görevidir. İlişkisiz olan unsur. Sokrates'in dünyası farklı bir dünyadır. Kalikles'in dünyası farklıdır. Burada seçim yapmak zorundayız. Bir tarafı tutmak zorundayız. Sokrates'i tutanlar, Kalikles'i tutanlar. Felsefe bunu anlamlandırmak, açıklamak zorundadır. Ve ikinci bir hikayeye dönelim. O da nedir? Roma dünyasında geçiyor. Arşimet'in öldürülüşü. Arşimet biliyorsunuz olağanüstü matematikçi, yaratıcı düşüncenin peşinde olan insan ve sürekli sahile gider, orada geometrik şekiller çizer. Ve bu şekillerin anlamları üzerine düşünür. Sürekli hesaplamalar yapar. Ve Roma Yunanistan'ı işgal eder. Eskantik Yunan'ı işgal eder. Marcellus kral olur. Ve bir asker gönderir. Onunla tanışmak ister. Yönetici. İktidar. Şeyle bir tanışmak ister. Bu adam nasıl bir insan? Arşimet. Asker ona şunu söyler. Seni Marcellus çağırıyor. O da cevap vermez. Arşimet devam eder. Üç defa tekrarlar, yine devam eder. En sonunda şunu söyler. İspatımı tamamlamama izin ver der. Asker de der ki ama seni kral çağırıyor. İspat da neymiş, böyle saçmalık olur mu der. Sonra Arşimet yine yanıt vermez. Ve Arşimet'i öldürür. Asker öldürür. İşte felsefe bunu açıklamak zorundadır. Burada filozofik bir durum var. Bu filozofik durum nedir? O da şudur. İktidar eninde sonunda şiddettir. Yani pek çok araçları vardır, şiddettir. Şiddet ile yaratıcı düşünce arasında fark vardır. Şiddet ile yaratıcı düşünce arasındaki fark. Felsefe bu aradaki mesafeyi açıklamak zorundadır. Felsefe bunun üzerine düşünmek zorundadır. Ve üçüncü hikayemize gelelim. Kenji Miyoguchi'nin Yağmurdan Sonraki Soluk Ayın Öyküleri filmi. Ve burada 16. 17. yüzyılda, 16. 17. yüzyılda Japonya'da geçen bir hikaye anlatılır. O da nedir? Yağmurdan Sonraki Soluk Ayın Öykülerinde bir çömlekçi var. Bu çömlekçi savaş başlamadan önce karısıyla birlikte çömlek yapıyor. Çok güzel çömlekler yapıyor. Fakat savaş başladıktan sonra çömlek yapma hızlanıyor.
O da hızlanıyor. Çok para kazanmak gerekiyor, hızlı olmak gerekiyor, hareketli olmak gerekiyor. Ve o hareket içerisinde kişi düşünemez hale geliyor. Hareket onu ele geçiriyor. Aynı yönetmenin çarmıha gerilmiş olan aşk, Aşıklar filmine baktığımızda orada da yine aşkın 17. yüzyılda ne ilginç bir özelliğe sahip olduğunu görüyorsunuz. Ve mevcut toplumsal yapıya ne kadar direndiğini görüyorsunuz. O dönemde evli olan bir çiftin başka birisiyle bir arada olması ölümdür. Cezası ölümdür. Ve dolayısıyla bir barona verilen, bir baronla evlenen bir kadın var. Daha sonra bir genç devreye girer. Kadın gence aşık olur. İkisi birbirine aşık olur ve kaçarlar. Bunun üzerine aşıklar aranır, bulunur ve işkence yapılır bunlara ve çarmıha gerilmek üzere katırın üstüne konularak götürülür. Götürülürken buraya kadar her şey klişedir. Yani klasik bir hikaye gibi görünür. Ama götürülürken birbirlerine ilginç bir gülümseme gösterirler. Gülümsemeyi yakın planda görürüz. İşte bu gülümseme bize olağanüstü bir şey verir. O da şudur. Bu gülümseme istisnadır. İstisna. Yani mevcut bir toplumsal yapı var. Çok devasa bir toplumsal yapı. Ve iki aşık mevcut toplumsal yapıya meydan okuyor. İki aşık ve birbirlerine gülümsüyor. İşte felsefe bu istisnayı açıklamak zorundadır. İstisna. Sinemada biz o istisnayı gördüğümüzde, sinemada o istisnayla karşılaştığımızda aynı zamanda şunu da düşünmeye başlarız. Geleceğin toplumunun çekirdeği, geleceğin toplumunun nüveleri, geleceğin toplumuna gebe olan şeyler, o an için istisna olan şey, gelecekte aynı zamanda yeni toplumun göstergesidir. Sinemada bunu gördüğümüzde bunu şey yapabiliriz, anlayabiliriz, hissedebiliriz. Dolayısıyla buradaki sinema felsefe ilişkisini iyi şey yapmamız lazım, anlamamız gerekiyor. Demek ki birbiriyle ilişkisiz gibi görünen unsurlar arasındaki ilişkiyi açıklamak, göstermek, onun üzerine düşünmek imgelerle daha etkili olabilir. Sinemada biz buna baktığımızda Sokrates'le Kalikles arasındaki mücadelenin nasıl birbiriyle karşıtlık mücadelesi olduğunu ne yapabiliriz? Görebiliriz. Romanda da görebiliriz bunu. Fakat sinemada masif edilmiştir. Daha yoğunlaştırılmıştır. Romanda da çatışma vardır. Ama sinemadaki çatışma bütün duyuların işlediği bir çatışmadır. Görme, işitme, hissetme, bütün duyular işler. Hareketi orada olduğu gibi görürüz. Daha başka bir şey, zamanı da hissederiz. Zamanı hissederiz. Gerçek yaşamın içerisinde zaman görünmez. Biz hareketin peşinde koşarız. Ama sinemada zamanı hissederiz. Ve bu zamanı hissettiğimizde şimdi nedir, geçmiş nedir, gelecek nedir? Acaba gelecekte yeni başka şeyler nasıl olabilir? Yeni üzerine düşünmeye başlarız. Bunlar son derece önemli ayrıntılar. Ve bütün bunlar bize ne sağlıyor? Bütün bunlar bize üç şeyi sağlıyor. Sinemanın günümüzde düşünce imkanları üzerine düşünürken söyleyebileceğim şeyler bunlar. Bunlardan birincisi, her şeyden şüphelendiğimiz bir çağda sinema bazı şeylere bizim inanmamızı sağlar. Her şeyden şüphelenmek, insan ilişkilerinden bile şüphelenmek, dostluktan bile şüphelenmek, sevgiden bile şüphelenmek, etik temel değerlerden şüphelenmek çağımıza damgasını vurmuştur. Evet, bilimde şüphelenmek önemlidir. Bilimde şüphe olmadan hiçbir şekilde ilerleme sağlanamaz. Fakat acaba insan ilişkileri konusunda bazı şeylere inanmak zorunda değil miyiz? İnanmak. Deleuze'ün dediği gibi günümüzde artık dünyaya, yaşama, insan ilişkilerine inanmaya ihtiyacımız vardır. İşte sinema bize bu inanma imkanlarını sunan, imgelerle sunan önemli bir potansiyeldir. Asgar Farkadi'nin Ayrılık filmini izleyen vardır. Separation. Oscar aldı. Dikkat ederseniz olağanüstü çatışmalı ilişkiler vardır.
baba ve kız arasında, baba ve işi arasında, baba ve hizmetli arasında, temel etik meselelerdir bunlar. Ve oradaki çatışmalı karakterler, çatışmalı ilişkiler sayesinde bazı şeylere inanmak hissederiz, inanmak zorunda hissederiz kendimizi. Hatırlayın, biraz önce söylediğim filmi Mina, yani Mina'ydı o kızın ismi, Ayna filmi. Ayna filminde kendimizi yetişkinlerin safında mı hissederiz yoksa Mina'nın mı? İster istemez seçimde bulunmak zorunda kalırız. Ve gerçek yaşam içerisinde, hesaplayıcı düşünce içerisinde gitsek bile, yani kendi yaşamımız, orada filmi izlediğimizde ister istemez tefekkür edici düşünme. Yani Mina, yani Asgar Farkadi'nin ya da Kürdistan'ın filmlerinde düşüncenin, tefekkür edici düşüncenin yanında yer alan insanlarla birlikte hareket ederiz. Ama aynı zamanda sinema nihilizme verilen bir yanıttır. Burada nihilizmden bahsettiğim şey pasif nihilizm değil, aktif nihilizm değil, pasif nihilizmdir. Çünkü Nietzsche canlında nihilizm ikiye ayrılır. Pasif nihilizm, aktif nihilizm. Pasif nihilizm kederlendirici bir nihilizmdir. Her şeyden anlamın sukuplandığı bir nihilizmdir. Anlamsızlıktır. Fakat Nietzsche şunu söyler. Bir bahçıvan olmak zorundayız. Bir gardener olmak zorundayız. Yani toprak hamdır, biçimsizdir. Saksıda bitkiyi yetiştirmek zahmet gerektirir. Onun için bakmak zorundayız. Onun için çaba göstermek zorundayız. O yüzden aynı zamanda pasif nihilizm değil, aktif nihilizm içerisinde hareket eden varlıklar olmalıyız. Dolayısıyla sinema nihilizme verilen bir yanıttır. Niçin? Sinema sayesinde kendimizin var olduğunu görmekteyiz. Descartes biliyorsunuz ne demişti? Ben varım sorusu üzerine düşünmüştü. Varız biz. İşte sinemada görmekteyiz. Hatta öyle görmekteyiz ki siz rüyalarınızı görür müsünüz? Biz rüyalarımızı görür müyüz? Rüya görürüz deriz. Hiç rüya gördünüz mü? Rüya görmeyiz. Sadece rüya içimizdedir. Ama sinemada rüyalarımızı görürüz. Yani bir yönetmen kendi rüyalarını sinema filmine taşır. Akira Kurosawa Dreams filmini bu minvalde yapmıştır. Akira Kurosawa düşlerini filme aktarmıştır. Rüyalarımızı bile isteriz. Nihilizme verilen yanıttır. Ve üçüncü bir şey var. Sinemanın düşünce dünyamıza sunabileceği imkan umut. Umut ilkesi. Charlie Chaplin'in Modern Zamanları, Modern Times'i izlemişsinizdir. Charlie Chaplin'in Modern Times'i 1936 yılında yapıldı. Ama orada son sekansı hatırlayalım. Şimdi Charlie Chaplin'in filmi neyi konu alıyor? Charlie Chaplin, Charlie, kendi potansiyellerini bulamamış bir insan, anlamamış bir insan, gerçekleştirememiş bir insan. Önce fabrikada çalışıyor, değişik işlerin peşinde, sonra bir kızla tanışıyor. Onunla birlikte sürekli bir arayış içerisinde. Ama hep yeniliyor. Hep yeniliyor. Evet, gerçek hayat içerisinde de biz hep yeniliriz. Ama gerçek hayat içerisinde yenildikten sonra, acaba Samuel Beckett'in söylediği lafı kimiz, kaçımız söylüyor? Yenil, hep yenil, daha iyi yenil. Yine yeni. İşte son sahneye baktığımızda şafak sökümü, yeni bir gün başlıyor, yol, sahnenin girişinde yol, demek ki bir yolculuk daha var. Ve sonra yere oturmuş iki tane kişi, birbirlerini seven iki insan, Charlot ve yanındaki kız arkadaşı. Kız arkadaşı ağlıyor, Charlot ise ne yapıyor? Ayakkabı bağlarını bağlamakla meşgul. Ayakkabısını bağlamakla meşgul. Şarkı umurunda değil. Ve kadın umutsuzluk içerisinde konuşma yapıyor. Çaba göster ama nereye kadar? Şarkı diyor, göğsüne bu şekilde vuruyor. Mücadeleye devam, çalışmaya devam, umuda devam. Ve hep birlikte iki kişi şafak doğarken kamera arka planda çekiyor ve umuda doğru yolculuk yapıyorlar. Ve bir başka sahne, Germinal filmini izleyen vardır. Bu filmin sonunda Etienne Lantier yine yürüyüş yapıyor. Madenciler kaybetmiştir. 19. yüzyılın sefil dünyası, sefalet dünyası, en umutsuzluk verici koşullar içerisinde. Son sekansa bakalım. Kamera sağa doğru kayıyor.
Lantier yürüyüşe devam ediyor ve sonra kamera sabitleniyor. Lantier ileri doğru gidiyor, arkadan yine kamera çekiyor. Aynen Charlot'un son sahnesinde olduğu gibi, aynen Modern Times'ın son sahnesinde olduğu gibi, ama bu sefer yalnız. Etienne ve Lantier yalnız. Yine şafak sökümü var, yine yolculuk ve iç sesini duyuyoruz Lantier'i. Diyor ki evet kaybettik diyor, ama diyor bakalım diyor, şu etraftaki tohum haldeki tarlalara bakalım. Yeni yüzyılda o tohumlardan neler serpilecek diyor. Ve bunları bilemiyoruz diyor. İşte geleceğin toplumunu, gelecekteki toplumun neler olabileceğine dair imgeleri sinemada sayesinde biraz öğrenebiliyoruz. Ve sinema bize şunu söylüyor. Gerçek yaşam içerisinde en umutsuz koşullarda bile, en sefil koşullarda bile yine de bir umut vardır. Sinema bu bağlamda Aristo'nun tahmin ettiğinin tersine bize bir şey söylüyor. Aristo şunu söylemişti. Aristo demiş ki, iyi bir şey yaparsanız bonusunuz hazdır. İyi bir şey yaparsanız bonusunuz mutluluktur demişti. Halbuki sinema şunu yapıyor. Sinemaya gittiğinizde haz geçirmek için, hazlarınızı gidermek için sinemaya gittiğinizde en kötü izleme zevki olan insan bile sinemadan çıktıktan sonra farklı bir insan haline geliyor. Haz için sinema izlediğimizde iyiye doğru yükseliyoruz. Aristo'nun şeması tersine çevrilmiş durumda. Belki de Aristo yaşasaydı bunları söyleyecekti. Ve Platon da bu bağlamda yanılıyor. Platon demişti ki hatırlayın, mağara alegorisini hatırlayın. Mağarada bizler hayal dünyasında yaşıyoruz. İmajlar dünyası içerisinde yaşıyoruz. Ve Platon bizden ondan uzaklaşmamızı istemişti. Platon şimdi yaşasaydı belki de şunu söylerdi. Mağaraya girin. Karanlık sinema salonlarına girin. Günümüzde umut ancak karanlık sinema salonlarındadır. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Sayın Serdar Öztürk'e konuşması için teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa alabiliriz. Soruya mahal bırakma. Evet, sorular alalım. Hocam ben sorayım. Hocam, konuşmanın başında Heidegger'den bahsettiniz. Dünyada olmak dediniz. Orada Dasein kavramı var Heidegger'in söylediğiniz, aslında işaret çektiğiniz Dasein kavramı. Onun sinemayla olan ilişkisini size sorsam ne düşünüyorsunuz? Nasıl açıklarsınız? Onu merak ettim. Dünya içerisinde fırlatılmış varlıklarız. Eğer dünya içerisinde fırlatıldıysak, biraz önce söylediğim son sahne vardı ya Modern Times'ın, ayakkabı bağlarıyla uğraşan, ayakkabısını bağlamakla uğraşan bir karakter vardı, Charlot. Dolayısıyla bir şeylerle uğraşmak zorundayız. Biz uğraşmaklığımız sayesinde var olan varlıklarız. Bir şeyleri dert edinmek zorundayız. Dert edilmek ve uğraşmak. Burası son derece önemli. Heidegger'in terminolojisi içerisindeki o dert edilmek ve uğraşmak bizi biz yapan unsurlar. Şimdi sinemadaki imajlar ikiye ayrılır. Hareket imaj ve zaman imaj. Hareket imaj dediğimiz şey, sinemaya uzaktan biraz mesafeli olan insanlar için söylüyor. Hareketin peşinde, imajların hareketin peşinde olduğu bir sinema türü. Yani klasik Hollywood filmlerini hatırlayalım. Örneğin bir tehlike sahnesi olacak, paralel kurgu yapılır. Ben buradayım, dışarıda bir insan var, kapı kolunu çevirmekte, o sırada içeri bir kamera içerideki hareketi göstermekte ve sonra belki bir takip başlamakta. Dolayısıyla imgeler hareketin peşindedir. İşte bu yani bu tür imajlar bir parça bizi doğrudan bazı şeyleri hissettiremiyor. Zamanı algılamamızı sağlayamayabiliyor. Ama biz öyle bir sinemada yapabiliriz ki zamanı doğrudan hissetmemizi sağlayan sinema. Bu da bizi uğraştırır. Bazı şeyleri
çözmek için uğraştırır. Abbas Kürestami'nin bir diyaloğunda söylediği laf benim için son derece önemli. Kürestami şunu söylüyor, İranlı yönetmen. Diyor ki en iyi film sıkıcı filmdir. Yani sinema salonuna gittiğinizde sizi uğraştıran, debeleştiren, sizi uyutan film en iyi filmdir. Niye? Çünkü diğer film öngörülebilirdir. Hayatın kendisi eğer öngörülebilirse biz düşünmek zorunda değiliz, uğraşmak zorunda değiliz. Navigatörleri kullanıyoruz, arabamızdaki navigatörleri. Düşünceyi neyin üzerine yüklüyoruz? Navigatörlere. Ve bizde neyi alıyor bu? Yani bu enerjimizi ve zamanımızı, evet, yani olağanüstü tasarruf sağlıyor ama bizden aldığı birçok şey var. Bizi uğraşmaktan alıkoyuyor. Yani soru sormaktan alıkoyuyor. Örneğin, bir yerde kaybolduğumuzda, arabadan indiğimizde diğer insanlara sorular sorduğumuzda ancak var olduğumuzu hissedebiliriz. Neredeyim ben? Kayboldum. Ve buradan ilginç bir heyecan da başlayabilir. Uğraşmak sayesinde var olmak. Filmlerdeki hikayeyi de böyle özetleyebiliriz. Bazı filmler vardır. Açarsınız, başı ve sonunu tahmin edersiniz. Tesadüfen iki insan karşılaşır, tamam tahmin edersiniz. Ya bunlar aşık olup evleneceklerdir ya da sonunda bir ayrılık var. İki tane olasılık vardır. Peki Emin Alper'in Tepe'nin Ardını filmini izlerken Emin Alper'in Tepe sonunu tahmin edebiliyor musun? Etmiyorsun. Ve uğraşmak zorunda kalıyorsun. Abluka filmini izleyin, tahmin edebiliyor musun? Hayır. Ya da Zeki Demirkubuz'un ya da Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinin sonunu takip eden, sonunu tahmin eden var mı? Yok. İşte bizi dert edinmek zorunda bırakıyor bunlar. Bir şeylerle uğraşmak zorundasın. İmajlarla uğraşmak, gerçek yaşamda uğraşmak. Zannedersem Heidegger'in Dasein kavramını sinema bağlamında ancak bu şekilde yorumlayabiliriz gibi geliyor. Yani bu soruyu sen sorduktan sonra atın. Biraz doğaçlama yaptı herhalde. Aldım hocam. Evet. Teşekkür ederim. Var, yok herhalde başka soru. Tamam. Teşekkür ederiz.